Kulak çınlaması hastanın aslında subjektif bir şeydir çoğunlukla. Ya yani hastanın hissettiği bir şeydir. Çevresindeki kimse bunu duymaz veya çok ölçülemez. Ama beraberinde hastanın bu şikayeti testlerle altyapıda eksik eden başka problemler var mı? Onlar ekart edilir aslında. Özellikle kulak çınlaması işitme sinirinin etkilenmesiyle olduğu için beraberinde işitme kaybı da olur. Ve onunla birlikte işitme testleri, audio laboratuvarlarındaki yapılan testlerde bir dokümantasyon elde edilebilir. Onun dışında beyinle ilgili şeylerde, beyinle ilgili nörologların yaptığı BAYIP dediğimiz böyle işitmeyi ölçen bazı testler vardır. O testlerle de bazı işitme siniriyle ilgili problem olup olmadığı tespit edilebilir ama çoğunlukla subjektif bir duygudur. Ancak kulak çınlamasına neden olan bir hastalık varsa altta, o hastalıkla ilgili işte bir beyin MR'ı çektiğimizde bir akustik nöronom dediğimiz sinirin üzerinde gelişen çok kötü huylu olmayan bir tümör olabilir. Tümör tespit edilir. Çınlamanın ondan olduğu veya bir damar yapısında problem varsa yine beyin görüntülemeleriyle o tespit edilir. Veya işte kulak burun boğazı uzmanları muayenelerinde kulak içindeki işte otoskleroz denilen kulağın küçük işitmeyi sağlayan sinir şey kemiklerindeki hasarları, oradaki kireçlemeyi veya kulağın işte bir enfeksiyonu, işte kulak zarı delik olabilir. Bunları tespit ederler. Bunlar çınlamaya neden oluyor olarak da çınlamanın nedeni tespit edilmiş olur.